Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar bir şey soracağım Fatih sana önce. Sor Özlem. Dün beni suladığın için mutlu musun? Çok mutluyum çünkü neden suladım bir sor. Neden suladım Fatih? Çünkü diyorlar ki Özlem kadınlar bir çiçektir. Allah Allah. Fatih benim suya ihtiyacım yoktu, tamam mı? Ben de gayet de böyle yazda geliyor. Hiç şimdi şey yapma, tamam mı? Çok suçlusun Fatih. Hiç suçlu değilim. Arkadaşlar Fatih abimiz dün beni bahçede sırılsıklam etti. Ve ben bunun videosunu kendisi bir de beni videoya çekmiş utanmadan. Bu videoyu Instagram adresimizde VakVakTV'de paylaştım. Neyse oradan izlersiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Sonra şunu söyleyeceğim. Bugün gelen bu sürpriz hediyeleri, yani bu kutuyu, sürpriz hediye kutusunu açacağım. Bunun öncelikle nereden geldiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Instagram'da şurada görüyorsunuz adını. Bukalemun.store arkadaşlar. Çok güzel bir site. Yeni bir oluşum. Yani bu site yeni bir oluşum diye biliyorum. Satışlar, ürünler. Çok değişik ürünler var gerçekten. Çok beğendim. Şilan da şu anda yanımda görüyorsunuz. Evet, biz de Şöyle arkadaşlar, aynı zamanda bu arkadaşlarımızın Bukalemun Store'un hem Instagram'dan alışveriş yapabiliyorsunuz hem de n11.com'da mağazaları var, Bukalemun Store diye, oradan da bakabilirsiniz. Açıklamalarda hepsi yazacak arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sürpriz hediyelerde ne var? Fatih, çok konuştum ama çok önemli bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Pazartesi günü falan muhtemelen, yanlış değilsem, Bukalemun Store'la anlaşmalı bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ürünlerden mesela bir adet ürünü bir kişiye, bir adet ürün bir kişiye şeklinde 10 kişiye 10 tane toplamda ürün göndereceğiz. Gerçekten evet, mi? Evet, çekiliş Instagram adresimizden yapacağız. Ben de katılabilir miyim çekilişe? Hayır Fatih. Hocam sen burada çıkabilirsin. Vaa, çok güzel. Bakalım, kırmızı kurdeli bir kutu. Açıyorum Fatih. İçindeki ürünleri çok merak ediyorum. Kutuda ne var o yüzden ben de merak ediyorum. Daha çok değişik ürünleri var arkadaşlar. Gerçekten ürünleri hep böyle değişik ürünler. Burada olmayan ama sitelerinde sattıkları bir sürü ürünleri de var diye biliyorum. Ve şöyle gerçekten inceleyebilirsiniz, detaylı bakabilirsiniz. Fiyatları da uygun bence. Bukalemun Store diye gelmiş. Evet, ama ben bilerek öyle okuyorum ki şeyden dolayı. Yazılışını bilsinler ki yanlış aramasınlar. Yazılışını zaten biliyorlar. Açıyorum Fatih. Aç. Oo, Özlem. Efendim? Bir dakika. Ne oldu? Orada elektronik şeyler var. Bunlar zaten tam benlik. Zaten çoğu elektronik ürün ama senlik değil, benlik. Nasıl senlik? Sen bir kenara çekilir misin Fatih? Çekilemem Özlem. Hiç çekilemem. Bak Fatih, buradan başlıyorum. Bak bu ne biliyor musun? Ne Özlem bu? Neye benziyor? Uzaylı. Astronot. Bukalemun Store bize astronot yollamış arkadaşlar. Nerede çalışıyor bu astronot biliyor musun Fatih? Biliyorum yani Özlem. Bak bu astronot şeklinde, bak görüyor musun? Her türlü şekilde durabiliyor. Bak böyle dik duruyor, yamuk duruyor. Bak her yerde duruyor, görüyor musun? Mükemmel değil mi? Evet arkadaşlar, sonunda şarjı olan bir USB bilgisayar bulduk. USB'sine taktık ve görmüş olduğunuz gibi şurada şöyle gösteriyorum. Gayet mükemmel şekilde, bakın yanıyor, hatta buradan kapkaranlık bir çanta içerisinden gösteriyorum çünkü şu anda aydınlıktayız, o yüzden yanan astronot, havada yanan asıl duran astronot arkadaşlar, gerçekten biz çok beğendik. Şimdi başka bir ürüne geçiyorum, bakalım bu neymiş. Tavşan. Tavşan mı? Evet, bakalım tavşan, nasıl bir özelliği var bu tavşanın? Şilan bak tavşan babacığım. Ben tahmin ediyorum Fatih. Başlatıyorum. Bak şurada bir beyaz bir pin var. Bunu çekiyoruz. Pin dediğim pili. Yani işte pili çalıştırmak için. Ha, aynen öyle bir şey. Başlatıyorum bak. Tavşanın rengine baksana. Sarı her oldu, renkte yanıyor. Yeşil oldu. Bakar mısınız? Şu an turkuaz oldu. Mor, mavi. Değişiyor, sürekli değişiyor tavşan. 8 tane mi ne rengi varmış. Bak beyaz yanıyor şu anda. Özlem bunu ne yapalım biliyor musun? Gece lambası olarak kullanabiliriz. Bak Fatih şöyle yapalım mı? Yap bakalım. Şuradan göstereceğim. Dur şöyle daha güzel gözüküyor. Mükemmel. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel Özlem. Karanlığı bu şekilde sağlıyorum. Lacivert, koyu lacivert çantayla. Bakar mısınız ne renk yanacak şimdi, bekliyorum. Mor, pembe, turuncu. Çok güzel değil mi Fatih? Mükemmel. Bunları Şilin'in başucuna koyuyorum ben, geceleri falan çok tatlı oluyor. Şurada dursun bakalım. Sonra
Burada. Vaa, ne buldum biliyor musun? Kirpi. Evet. Söyleyeyim dedim ben. Şimdi bunu da açıyorum Fatih ve çalıştırıyorum. Bunlardan işte herkese birer adet gidecek arkadaşlar. 10 tane ürün var. Bakar mısınız şu tatlılığa ya? Kirpi yanıyor ya. Ha, en çok hangi rengi beğendin? Mavi de güzel, mor da güzel bak şu anda. Harika. Ama ben galiba sarıyı beğendim en çok. Bakar mısın? Şilan da çok beğendi. Bir tane verir misin Şilan'a? Tamam, al anneciğim. Getir bakalım. Al babacığım. Bak ışıkları yanıyor gördün. Devam ediyorum. Vav, wow, emoji buldum. Ben de Fatih abimizin en çok sevdiği şeylerden birisi. Özlem, bunların hepsini Şilan'ın odasına koyarsak ne olur? Rengarenk olur. Valla çok güzel oldu. Daha önceden gelin ışıkları da vardı Şilan'ın. Bakar mısınız şu güzelliğe? En güzeli de buymuş. Ben en çok bunu sevdim. Emoji mi? Ama evet. Tavşanla kirpi de çok tatlı. Tamam, onlar da güzel ama bakar mısınız be? Mükemmel. Bakayım güzel. Renkleri yansın da görürüz. 8 tane, 9 tane farklı renk. Arkadaşlar şu an ben çok aşırı daha net görüyorum. Çünkü siz kameradan izlediğiniz için renkler böyle gözüküyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Başka ışığımız kaldı mı? Bak bir tane daha varmış. Özlem, değişik, bu ışıklardan birer tane gitmiş olacak işte 10 kişiye. Mesela birimize mantar, birimize bu da öbürden. Mükemmel. 8 farklı renkte yanıyor ve mantar çok tatlı değil mi bak. Hops. Da 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 tam. Bak şuraya koyayım, hepsi aynı anda yansın sönsün Fatih. Şilan verir mi ama elindekileri? Vermez değil mi? Verdik. Verdi mi? Anne diyor istiyor. Anneciğim ben de açabilir miyim? Evet. Bir kere burada gösterebilir miyim kızım? Bunu da koyalım oraya. Vay ne fil. Çıktı Fatih? Fil. Babacığım bunun adı ne? Evet fil. Fil kızım bak. Hepsi yanıp sönüyor anneciğim farklı farklı. Videonun sonunda Fatih abini size karanlıkta çekecekmiş bunları dolabın içinde. Bekleyin, kaçırmayın. Ne kadar güzel. Çok güzel. Tamam dursun o zaman. Ne kadar güzel yandığını video sonunda görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz başka ürünlere. Şimdi şurada ne var biliyor musun Fatih? O zaman o ne? LED'li bilezik. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Fosforlu biliyor musun? Biliyorum Fatih. Şimdi bak bunun ne özelliği var sana söylüyorum. Bakar mısın Fatih, böyle pilli falan bir alet. Özlem bunlar tam benlik ya. Önce koluma takıyorum tamam mı? Sonra sesle müziğe göre renk ve şekil alıyormuş bak. Çalıştırdım. Wow. Çok iyi değil mi? Bir dakika bak sus bir şey yapmıyor. Ha Fatih dur, nasıl bir ya? Bir dakika bak şimdi getir bak şimdi. Müziğe ve sese göre renk alıyormuş. İyi bakın arkadaşlar bakın şimdi. Riv 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 riv. Gördün mü Özlem? Şimdi bir şey merak ettim. Wow. Riv 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 riv. Aa Özlem gerçekten bu sese duyarlı. Bir susar mısın Fatih? Riv riv riv. Ama lütfen bir sus ya. Wow. Riv. Gülünce konuşunca yanıyor. Düşünsenize sizin elinizde yanan bir şey, sönen bir şeyler olduğunu ya. Çok iyi bence. Özlem, gerçekten bayıldım. Akşam bunu taktığın zaman gerçekten mükemmel olur. Gece dışarıda bu parlamak için, kaybolmamak için arkadaşlar bir yerlerde. Çok mantıklı. O yüzden bunu senin koluna takabiliriz. Gerçekten ve çok burada pembesi var. Gel şimdi benim olsun, pembesi senin olsun. Tamam zaten. Beraber gezerken akşamları bunları takalım Fatih. O yüzden bizi hemen tanırlar zaten. Bak Bak TV'yi buradaki ledli bileziklerinden tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Yuhuu! Bak sese duyarlı geldi. Susmayınca yanmaya devam ediyor. Susunca sönüyor. Bir güç tıp. Çok iyi Fatih. Gerçekten bayıldım. Şilan'ı da takabiliriz buna. Şilan'ı karanlıkta kaybetmemek için. Özlem bunların hepsi bana gelmiş. Vallahi çok güzelmiş ürünler. Bak devam ediyorum Fatih. Devam et bakalım neler varmış. Bir saniye. Şuradan devam ediyorum. Şimdi bunlar ne biliyor musun Fatih? Çok mükemmel bir buluş gerçekten. Neden mükemmel bir buluş? Hemen açıklıyorum sana. Karanlıkta sen elektrik prizlerinin yerini nasıl bulursun? Bulamazsın değil mi? Nasıl bulurum? Elimle yokluyor. Eğer bu fosforlu kedileri, bu resimleri elektrik prizlerine yapıştırırsan hiç kaybetmiyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Sadece elektrik bir tane deneyelim. Ya istediğin her yere, anahtarların yerine, elektrik prizine, anahtarlıkların oraya. Yani karanlıkta bulmak istediğin her şeyi yapıştırabilirsin. O zaman sana yapıştırabilirim. Kediyle başlayalım. Ben bir tane kedi yapıştırıp geleceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi karanlık ortama geldim ve size bunların nasıl yandığını göstereceğim. Önce şunları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi renk değiştiriyorlar ve ben konuştuğum için bilezikler de yanıyor. Bakar mısınız? Pembe oldular. Evet, bilezikler çok güzel yanmıyor mu? Şurada duruyor. Konuştukça yanıp sönüyor. Çok beğendim. Gerçekten en çok bu bileklikleri beğendim. Ve burada da arkadaşlar bakın, prizlere taktığınızda karanlıkta gayet aydınlık gözüken fosforlu yıldızlarımız var. Yani mesela elektrik gittiğinde prizinizi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bakar mısınız? Şurada bir tane kedimiz var. Uyuyan pisi pisi. Şuradan şöyle gösterebiliyorum size kediyi. Gerçekten çok güzel gözüküyor bence. Ben çok beğendim hepsini. Evet, bu kalem ustalara bu ürünleri gönderdiği için bize çok teşekkür ediyoruz. Ve çekilişimize katılmak için sizi Instagram adresimize davet ediyoruz arkadaşlar. VakVakTV adresimize gelirseniz önümüzdeki günlerde, muhtemelen pazartesi günü falan, bu çekiliş orada görebileceksiniz. Şöyle ışıkları açayım ben şimdi. Aa, bir tane daha bir şeyimiz var, bir saniye. Ve bu da arkadaşlar çok güzel karanlıkta parlayan ay şeklinde duvar kağıdı, bakar mısınız? Bu da fosforlu, bildiğiniz gece yanıyor arkadaşlar. Bunu da ben Şilan odasına yapıştıracağım. Yine gece de size göstereceğim. Hatta aydınlık halini şöyle göstereyim. Şu anda tam yapıştırmadığımız için bu şekilde yuvarlak ne denir, poşete koyulmuş. Şöyle gösterebilirim, yuvarlak ay şeklinde bir duvar kağıdı, gerçekten çok güzel. Hepsini ben Şilan odasına yapıştıracağım. Burada böyle melek şeklinde bir kız vardı. Burada böyle kamyon şeklinde bir sticker daha var arkadaşlar. Böyle. Burada da bir tane hav var sanıyorum. Yanlış anlamadıysam. Evet, siz de bize en beğendiğiniz ürünün ismini yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.